Ali Sami Yastad'ından bir kez daha mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. İşte Galatasaray'ın kadrosunun sahaya diziliş şekli geldi ekranlarınıza. Maçın ilk düdüğünü çalmak üzere Helmut Krug. Haydi Galatasaray, bu karşılaşma senin için çok önemli, bizim için çok önemli, kazanalım. Dördüncü karşılaşması Galatasaray'ın. 4 puanla grubunda ikinci sırada ve lideri ağırlıyor. Hacı. Hakan Şükür destek verdi. Hakan Şükür koşuyor ama ara sonda kaldı top. Bekdolmo da yardımcı oldu arkadaşına. Araya girdi Ergün. Ancak top dışarı çıktı. Sevgili seyirciler, özellikle yakın çekimlerde dikkat ediyorsunuz. Rosenborg'lu futbolcuların sağ kollarında bir siyah bant var. Bu da geçtiğimiz hafta içinde Norveç Kupası'nda final oynadılar. 1-1 normal süresi biten karşılaşmada 3-1 kaybedip kupayı da kaybettiler. Ama o maçın bir gün öncesinde taraftarlarından birisi öldürüldü. İşte o nedenle Rosenborg'lu futbolcular siyah bantla sahaya çıktılar. Serbest vuruşu Hacı kullanma hazırlığında. Okan'a doğru attı. Galatasaray kullanacak taç atışını. Fatih. Tugay'ın pası yanlış yere. Kaptı topu Galatasaray. Ceza sahası içine yönlenmişti Fatih. İzin vermediler. Ceza sahasına girme çabası olmadı yine. Galatasaray'ın presi. Hakan Ünsal, Lipescu. Tugay'la birlikte Rosenborg'da oynanan, Trondheim'da oynanan karşılaşmada forma giymemişti. Bugün hem Tugay hem Lipescu. Her şeyden önemlisi çeyrek final yolunda avantaj kazanabilmesi için mutlaka Rosenborg'u engellemesi lazım. 3 puanla geçmesi lazım. Hacı'ya yapılan hareket faul. O noktalar Hacı için tehlikeli ama kaleye biraz da uzak mesafe. Tugay var Hacı'nın yanında. 6. dakikayı da geride bıraktık. Hacı sanki vuracak gibi. 3 kişilik bir baraj. Hacı şöyle bir kafasını kaldırdı. Ara son odana baktı. Hadi Hacı. Çok sert vuruyor. Ah sevgili seyirciler. Ah, çünkü bu ah Ali Sami Yastad'ın tribünlerinden yükselen ses. Kaleyi sıyırdı gitti adeta. Hatırlayacaksınız, yaklaşık 3-4 dakika önce sol çaprazdan şöyle bir yoklamıştı kaleyi. Lipescu. Hareketlenen Hasan Şaş. Lipescu önünü boşalttı. Lipescu kafasını kaldırdı burada. Aslattı dışarıda. Galatasaray ardı ardına gelmeye başladı. Ama futbolun içinde olan herkes biliyor ki Galatasaray şu ana kadar kendisinden beklenen futbolu yavaş yavaş ortaya koymaya başlıyor. Hakan Şükür. Hacı kendisini sol tarafta unutturdu. Popescu Hacı'ya döndü. Taç çizgisinin önünde Hacı. Ceza sahası yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Hacı çok sert vurdu yine. Hacı yoklamaya başladı Rosenborg kalesini. İşte Hacı, Karabüyü attığı goller gerçekten büyük alkış topladı futbol severlerden. Şimdi o gollerden birini ya da birkaçını Rosenborg maçında da bekliyoruz. Hakan Ünsal. Lipescu. Popescu sağ tarafa doğru, Fatih açıldı. Popescu önündeki boş alanı kullandı. Hacı. Offside bayrağı kalktı daha önce. Biraz gecikmeli de olsa Helmut Krug düdüğünü çaldı. Hakan Şükür ileride tek başına. Onun hareketlendiği nokta offside yok ama önüne alamadı topu. Jonsen uzaklaştırdı. Faul. Ergün yerdeydi. Hoptun aldı karşısına. Ceza sahasına girmenin yollarını aradı. Dışarı çıkardı Tugay.
Ara pası Hasan Şaş. Şimdi Ergün. Dışarıdan sert bir vuruş. Bu kez farklı şekilde dışarıda. Galatasaray'ın geride kalan 18 dakika içinde Okan'dan zarif hareketler. Yavaş yavaş sokuldu ceza sahasına doğru Hakan Şükür ama gelmedi ona. Top Galatasaray'da. Hakan Ünsal'ın hareketlendiği noktaya. Hakan Ünsal. Herkes ayakta. Hakan Ünsal ortasını yapıyor ama köşe vuruşu. Galatasaray ilk kez köşe vuruşu kullanacak bu maçta. Hasan Şaş topun başında. Mücadelede 22. dakikadan çıktık. 23. dakikaya gidiyoruz. Okan'la paslaştı Hasan Şaş. Arka direğe doğru orta. Faul diyor. Maçın hakemi Helmut Kruf. ...25. dakika içindeyiz. Golsüz eşitlik devam ediyor Ali Sami Yen stadında. Bir an için boşta kaldı top. O noktada Jonsen vurdu ama Taparel. Popescu göğsünde yumuşattı. Üç kişi birden hareketlenmeyi bekliyor. Hacı yerde çok sert bir hareket. Ve karşılaşmada ilk sarı kart çıkıyor. Hayır, sarı kart göstermedi bu pozisyona Berk. Bir an için öyle bir gitti ki Berk'in üzerine doğru ki bu hareket. Tabii ki sizler de bir kez daha izleyeceksiniz. Bakın, artık futbol oyun kurallarında neyi gerektiriyor? Bir faul daha, bu kez faul yapan Rusbert. Ali Sami Yaslan'ın tribünlerinden tepki alıyor ardı ardına yapılan bu fauller. 10. faulünü yaptı Rosenborg. Hacı topun başında. 34. dakika içindeyiz. Hacı yine şöyle kaleye çok sert vurdu. Ara son uzandı. Asfaltta dışarıda. Hacı gerçekten inanılmaz sevgili seyirciler. Çünkü topun hemen hemen başındaydı adeta. Ara sonda o topu kaleye vuracağını belki tahmin etmiyordu ama bakın nasıl sert, nasıl sert bir vuruş. Az farkla dışarı çıktı. Teknik direktör Fatih Terim. Hakan Şükür. Hacı'ya dönmek istedi olmadı. Ergün. Şimdi Hacı. Bertolmo'yu aldı karşısına. Hacı, Hacı çok sert vurdu yine yerden ve isabetli olmadı. Bakın ceza sahası içine doğru çok iyi hareketlendi ama topa istediği açıyı vermeyi başaramadı. Yine Galatasaray ceza sahasının kalabalıklaştığı an bu tip pozisyonlarda çok adamla geliyor Rosenborg. Taparel son anda dokundu. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Gerçekten Taparel son anda uzandı ve topun kilelere gitmesine izin vermedi. Berk Rosenborg'un ikinci kornerini kullanmak üzere topun başında. Kale alanı içi kelimenin tam anlamıyla ana baba günü gibi. Popescu vurdu kafayı. Şimdi bir kontratak şansı olmadı. Skambelsrud kaptık topu. Kaptığımız anda da Helmut Kruh'un düdüğü geldi. ...13 kez şu ana kadar faul yapmış Rosenborg. Galatasaray'ın 9 faulü var. Bu arada Juventus Atletik Bilbao karşılaşması gerçekten son derece ilginç geçiyor sevgili seyirciler. Bu karşılaşma sonrasında o mücadeleyi de izleyeceksiniz. Bir türlü tehlikeyi uzaklaştıramadık ama sonrasında Helmut Kruh'un düdüğü geldi. Bizim saatimizde normal süre olarak 1 dakika geride kaldı. Dediğim anda Helmut Kruh düdüğünü çaldığı karşılaşmanın ilk yarısının 0-0 berabere tamamlandığını işaret etti.
Hakan Şükür başlama vuruşunu yapacak isim. Karşılaşmanın hakemi Helmut Kuruk şu anda son kontrollerini yaptı. Düdüğünü çaldı ve mücadelenin ikinci yarısı başladı. Topu kaptık. Hacı, Hakan Şükür hareketli. Ona doğru gelmedi. Basmayı geçer top. Arkada Hasan Şaş vuruyor. Basmakta dışarıda top. Çok yaklaştık golü ama yine olmadı. Yine sevinemedik. Pozisyonlarımız artıyor. Bakın, çok akılcı bir vuruş ama o falsoyu veremedi Hasan Şaş. Yine kaptık. Hacı. Hakan Şükür offside'dan çıktı. Hacı uzaktan vurdu dışarıda. Strand. Kestik topu. Şimdi Hasan Şaş. Hasan Şaş kafasını kaldırdı. Ara pası. Gol! Hakan Şükür! Gol! Dememiş miydik Galatasaray ikinci yarıya iyi başladı diye? Dememiş miydik gol geliyor diye? Dememiş miydik Trondheim'da bu maçın bir tane Sabiha stadında rövanşı var diye? İşte 54. dakika. Nefis bir pas. Bravo Hakan Ünsal. Bravo Hakan Şükür. 1-0 öne geçiyoruz. Müthiş bir atmosfer var Ali Sabiha stadında. İkinci yarıya iyi başlamıştı Galatasaray. Gol atacağı belliydi ve attı golünü. 1-0 öndeyiz Rosenborg'a karşı. Bu çok önemli bir karşılaşma çeyrek final yolunda. Hakan Şükür sol tarafta. İçeride Arif var. Pas istiyor. Geriye doğru atak yapan oyuncu Okan'dı. Kestiler. Gerilerden şimdi Tugay. Arif söktü. Arif vurarak gol! Gol! Arif! İkinci yarıya girdi. Hareket getirdi. Gol getirdi. Galibiyet getirdi. Şimdi Rosenborg karşısında Galatasaray 2-0 öne geçti. Dilimizden aldı Hakan soldan getirdiği topla. Sonrasında ortaladı. Tehlike gitti sanılırken Tugay bastırdı. Verdi pasını Arif'e. Yılan gibi kıvrıldı rakibinden. Öyle bir vurdu ki Arason ne yapsın İzlanda'nın ikinci kalecisi. Sadece topu filelerden çıkarmak zorundaydı. Yapabileceği başka bir şey yoktu. İşte Torino'da galibiyet kaçıran. Ali Samiyan stadında İspanyol devi Atletik Bilbao'yu deviren Galatasaray'ın golü. Hiç hak etmediği, Trondheim'da hiç hak etmediği 3-0'lık mağlubiyet sonrası Ali Samiyan stadında Rosenborg karşısında 2-0 önde sevgili seyirciler. Kazandığımız takdirde liderliğe yeniden yükseleceğiz. Kazandığımız takdirde sevgili seyirciler çeyrek final yolunda çok büyük bir adım daha atacağız. Tabii ki hiçbir şey bu maçla bitmeyecek. Ama önce çeyrek final kilidini açmak için birinci anahtar Rosenborg'da. O anahtarı onların elinden alacağız önce. Taç. Son 17 dakika. Galatasaray 2-0 önde. 55. dakika Hakan Şükür, 66. dakika Arif. Kazandık topu. Hakan Şükür'ün hareketlendiği yere. Hakan Şükür geçmek üzere rakibini geçti, vurdu. Gol! 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 Hakan Şükür golüledi. Sevgili seyirciler, inanın bana 4 Rosenborg oyuncu hala yerde. Şimdi kalkabiliyorlar yerlerinden. 3-0 yapmışlardı Galatasaray Trondheim'da. 73. dakika. Hakan Şükür bir kez daha yokluyor Rosenborg kalesini. İkinci yarıda fırtına gibi esiyor Galatasaray. Fırtına gibi. Perdeyi Hakan Şükür açtı. Arif ve Hakan Şükür. Şimdi 3-0, işte bakın bu gol. Müthiş bir gol. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı bir golü vardı Hakan Şükür'ün. İki golde bu maçta Galatasaray'ın golü. Karşısında attığı gollerle. Hakan Şükür! Şimdi 3-0. Hakan da çıkan oyuncu, taraftarları o konuda alkışlarla uğurluyorlar oyun alanının dışına. 2 numarayla Ufuk. Bizim saatimiz son 6 dakikaya girdiğimizi gösteriyor. 55. dakika Hakan Şükür. 66. dakika Arif. 74. dakika yine Hakan Şükür. Galatasaray
3-0 önde Rosenborg karşısında. Karşılaşmanın hakemi bir faul düdüğü daha çaldı. Basma. Basma. Onun ortası. Sekti top Sörensen'den. Atışı Rosenborg kullanacak. Görüntüde Ümit. O da Juventus'a karşı galibiyet golünü atan isimdi. Daha sonrasında Juventus'un beraberlik golü gelmişti. Bir kontratak şansı. Arif, Ufuk. İleride sadece Hakan var. Ufuk. Arif hareketlendi. Offside bayrağı kattı. Biraz daha önce diyor Arif. Vurdu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Perdeyi açan goldü bu. Ama Galatasaray'ın durmaya niyeti yoktu. Bu kez dakikalar 66'yı gösteriyordu. 66. dakikada Arif çıktı sahneye. 2-0 yaptı durumu. Yetti mi Galatasaray için? Hayır, yetmedi. Trondheim'da 3-0 mağluptu. Ali Sami Yen'de en azından 3-0 olmalıydı. Şimdi 4'e doğru gidiyor Galatasaray. Hakan Şükür geçemedi. Arkadan Arif vuruyor. Basmadan döndü. Bir şutla Ümit'ten dışarıda. Üç saniye geçti normal süre olarak. Helmut Kruk baktı saatine. Bir kez daha saatine baktı Helmut Kruk. Çaldı düdüğünü ve Galatasaray Rosenborg karşısında 3 puanı 3 golle aldı ve liderliğe yükseldi. Sevgili seyirciler, Ali Sami Yen Stadında gerçekten son derece güzel günlerden, güzel gecelerden birisi daha. Müthiş bir mücadeleydi. İlk yarısı golsüz bittiğinde öyle tahmin ediyorum ki birçok kişinin kafasında soru işaretleri vardı. Ama ikinci 45 dakika başlar başlamaz o soru işaretlerinin tamamı ortadan kalktı. Çünkü Galatasaray Rosenborg karşısında etkili oynuyor, gol pozisyonları buluyordu. Çok geçmedi. 55. dakikada Hakan Şükür. 66. dakikada Arif. 74. dakikada yeniden Hakan Şükür. Ve işte bu zorlu karşılaşmayı 3-0 kazanıyor.